Mehmet Yılmaz T24 Timsahlar Ağlıyor 6 yaşındaki bir kız çocuğunun tarikat içinde bir müritle evlendirilmesiyle ilgili Timur Soyka'nın haberi 3 Aralık 2022 Cumartesi günü Bir Gün gazetesinde yayımlandı. Ben de 5 Aralık Pazartesi günü bu haberden yola çıkarak olayı kovuşturmaktan imtina eden savcılarla ilgili nasıl bir işlem yapıldığını, diyanet işlerinin bu işe ne dediğini sormuştum. Siyaset dünyamızın aklının başına gelmesi için beş gün geçti. Herkes söz birliği etti, bu iğrenç tecavüzü kınadı. Ancak nasıl olup da bu kovuşturmanın on yıl boyunca bir türlü ilerleyemediğini öğrenemedik. Açıklamalara bakarsanız iktidar kanadı da bu olayı şiddetle kınıyor. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin şöyle diyor. Bu konu Türkiye'de hiçbirimizin kalbi ve vicdanı olan hiçbirimizin tek kelimeyle bile hakkında bir şey söylemeden yapamayacağı bir konudur. Özellikle kız çocuğu olan arkadaşlarımızın kendi çocuklarını da düşünerek çok büyük bir rahatsızlık duyduklarını görüyoruz. Bu konuyu memleket meselesi olarak görüyorum. Bütün milletvekilleri ve bakanlıkların meselesi başta Aile ve Adalet Bakanlıkları olmak üzere bu konuyu uzunca bir süre takip edeceğiz. Niye bugüne kadar takip edilmediğini açıp sormamış bile. MHP'li Levent Bülbül adeta söz konusu tarikatın örgütlendiği vakıf üzerine titriyor. Cinsel istismar şahıs tarafından işlenmiş bir suç. AKP sözcüsü Ömer Çelik, çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza da amasız, fakatsız, mağdurun yanında suçlunun karşısında izledi. Bugün belli ki kamuoyundaki tepkinin büyüklüğü nedeniyle böyle esip savuruyorlar ama bu partinin çocuk yaşta evlilikler konusundaki tutumunu hepimiz hatırlıyor olmalıyız. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan mecliste çocuk evliliklerini savundu. 27 Mayıs 2021. 15 yaşındaki çocukların evlendirilemiyor olmasının insan hakkı ihlali olduğunu söyledi. AKP milletvekili Abdullah Güler de erken yaşta evliliğe af ilan edilmesini istedi. Kanun tasarısı önlerine gelse hepsi parmak kaldıracaktı kız çocuğu sahibi olan hassas arkadaşlar o tarihte kendilerini çok da hassas bulmuyorlardı herhalde. İstanbul sözleşmesinden çekilirken kamuoyuna açıklamadıkları gerekçelerden biri de tarikatların isteğiyle çocuk yaşta evliliklerin önünü açabilmekti. İnfaz düzenlemesiyle ilan edilen af tartışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında telekonferansla yapılan toplantıda erken yaşta evlilik düzenlemesinin meclise getirilmesine karar verilmişti. Erdoğan bunu o tarihten önce de söylemişti. Erken yaşta evliliği infaz çalışmasında maddeye yedirebiliriz. İstanbul sözleşmesini masaya yatıracağız. Kamuoyuna erken yaşta evlilik diye yutturmaya çalıştıkları şey, çocuklarla evlenen sapıkları affetmenin yolunu açan düzenlemelerdi. O tarihte kamuoyu buna sesini yükseltmemiş olsaydı, bugün takipçisi olacağız dedikleri sapık haftan yararlanmış keyfine bakıyordu. AKP iktidarı boyunca bu konunun sıkça gündeme getirilmesi ancak kamuoyu tepkisinin ardından tekliflerin geri çekilmesi tesadüf değil. Türkiye'deki tarikatların hepsinde değilse bile önemli bölümünde kız çocuklarının medeni kanuna göre reşit olmadan evlendirilmeleri gibi bir durum var ve niyetleri bunu meşru hale getirmek. Neden böyle yaptıklarını da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son açıklamasında bir kez daha gördük. Diyanet İşleri'nin açıklamasında şöyle deniliyor: İslama göre bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Böyle diyorlar çünkü onlar da tıpkı bu tarikatlar gibi blue çağına gelmiş kızların 18 yaşından önce evlenebileceğine inanıyorlar. Lafa İslama göre girmelerinin nedeni bu tarikatçı savcıların bu suçu takip etmemelerinin nedeni de bu. O tarikatçı savcıları adliyeye dolduranların 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu için gözyaşı dökmeleri timsahların ağlamasına benziyor. Bakan bu işe bakmak istemiyor belli ki. Bugün Mübarek Cuma soruları dizimizin 53. bölümünü açma şerefini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a verdim. Bekir Bey, Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklamaktan yakalanma kararı varken nasıl olup da yurt dışına kaçabildiğini soran CHP milletvekiline şunu söyledi. Bu dosyaların her birini tek tek takip edecek bir şeyim yok. Görevim de değil. Yetki ve görevimi aşan konular. Yargının işleyişine karışmam. Oysa yargının işleyişine karışmasına gerek yoktu. Şu anda aynı binada kendisinin yardımcısı olarak görev yapan ve Adalet Bakanı yardımcısı ve HSK Başkan Vekili sıfatlarını taşıyan eski savcıya sorsaydı öğrenebilirdi. Savcı Bey hala açıklamadı. Olmayan bir masak raporunu varmış gibi göstererek SBK'nın mal varlığının bir bölümünün kaçırılmasını nasıl sağladığını. İktidar değişip adam gibi bir soruşturma açılınca öğreneceğiz tabii. Hatırlıyor musunuz bilmem. Bu soruları sormaya başladığımda Korkmaz'ın kaçmasından hemen önce İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile bir görüşme yaptığını da soruyordum. Emniyet Genel Müdürünün iki yardımcısının da makamda olduğu bir pazar günü yapılan toplantıda Soylu SBK'ya yurt dışına çık dedi mi demedi mi konusu hala ortada. Bakan Bozda belki de yargının işine hiç karışmadan bunu doğrudan bakanlar kurulundaki arkadaşına sorabilir aldığı yanıtı bizlere ve mecliste paylaşabilirdi. Ama bunu yapmak istemediği anlaşılıyor. Biz yine sorularımıza dönelim. Bu linkten soruların son versiyonuna ulaşabilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.